Çilek sistemini, yani daha doğrusu seracılık sistemi Derbent Köyü'ne getirmeyi planlıyoruz. İlk etapta böyle bir sistemle başladık. Toprakla, tarımla uğraşmaya çalışıyoruz. Arkamızda da gördüğünüz gibi işçilerimiz sosyal mesafeyi de koruyarak çalışmalarına devam ettiriyorlar. Önümüzdeki süreçte Derbent'i, hatta Turgutlu'yu, hatta tüm Ege bölgesini çilekle kalkındırmayı planlıyoruz. İlk etapta bu şekilde başladığımız sistemi seracılıkla devam ettirmek istiyoruz. Yani şu anda her şey normal, gördüğünüz gibi. Yetiştirmiş olduğumuz çileklerimiz de tadı yerinde, kalitesi yerinde. Hani umduğumuzu almaya başladık. Seracılık sistemine geçtiğimiz zaman daha iyi olacağız. Umarım insanlara bir öngörü olur. Yani insanlara bunu duyurabiliriz, insanları buna teşvik edebiliriz. Çünkü burası tarımla geçinen bir ülke, tarımla geçinen bir şehir, tarımla geçinen bir köy. İnsanların daha fazla kazanmasını istiyoruz. Rekolte nasıl bu sene çilekte? Rekolte bu sene, yani ilk diktiğimize göre rekolte biraz yüksek. Çilek burada Ege bölgesinde, Turgutlu çevresinde köprü başında yapılıyor. Bu işin merkezinin köprü başı olduğunu öğrendik. Fidanlarımızı oradan getirdik. Fidanlarımızı diktikten sonra işçilerimizle beraber bu işin üstüne çok yüklendik. Bir de bu iş sistem nasıl yapılır, yani çilek nasıl yetiştirilir? Antalya'dan arkadaşlarla, abilerimizle, ablalarımızla görüştük. Onların fikir ayrılıklarında mutabık kalmaya çalıştık. İlaçlarımızı onlarla beraber düşünüp, kararlaştırıp uyguladıkları sistemi burada uygulamaya çalışıyoruz. Umarım daha da gelişmeye müsait bir yer aldırabiliriz. Namazı erik mi lazım?